Görkemli hatıralardan hepinize mutlu hafta sonları diliyorum. İyi bayramlar diliyorum. Bir bayramda yine sizinle birlikteyiz. Ve bugün bayram tadında bir program yaşayacağız. Bayram tadında bir programa imza atacağız. Aslında müzikle başlayacaktık ama seste bazı sıkıntılar oldu. Onun için başlayamadık. Ve bugün sizlerle birlikte kimler ağırlanacak evinizde bayramı kutlarken? Öncelikle sol tarafımda Kemal Baytaş var, Türk Tanıtma Vakfı Başkanı ve Türkiye'nin görkemli bürokratlarından birisi. Kemal Bey, hoş geldiniz. Sağımda Erdal Şen var, opera sanatçısı ve Türkiye'nin tanıtma aktivitelerinin tamamında neredeyse yıllardır yer alan bir isim. O bizlerle birlikte olacak ve onun yanında da Savaş Bilgin akordiyonuyla bugün birinci bölümde evinizde bayram tadında bir programı yaşatmaya çalışacağız. Dilerseniz öncelikle soru ve görüşlerinizi de yazabilirsiniz ama dilerseniz gelin bayramın ikinci gününe görkemli bir ismin bir şarkısıyla başlayalım. Ona selam gönderelim. Mustafa Kemal Atatürk'e. Sılanın ufak tefek yolları ardan sızıdan tutmaz elleri. Tepeden tırnağı şiir günleri gidim aslanım. Tepeden tırnağa şiir günleri gidim aslanım orada yatıyor. Ne bir haram yedim, ne cana kıydım. Ekmek kadar temiz, su gibi aydı. Hiç kimse doymadan hükümler giydi. Yedim aslanım, burada yattım. Hiç kimse doymadan hükümler giydim. Yedim aslanım orada yatıyor. Mezar arasında harman olur mu? 13 yıl hapiste derman kalır mı? Azrail aç susuz canın alır mı? Yedim aslanım orada yatıyor. Azrail aç susuz canın alır mı? Yedim aslanım burada yatıyor. Evet, selam olsun büyük Atatürk'e, Mustafa Kemal Atatürk'e selam olsun. Bayram gününde onu anımsayarak bayramın ikinci gününü
onu anımsayarak başlatmış oluyoruz görkemli hatıralarda. Onu hiçbir zaman unutmayacağız. Bugün hep onu konuşacağız. Yüzyıllarca onu konuşacağız. Kimse onu konuşmamızı engelleyemeyecek. Kimse onu anlatmamıza mani olamayacak. Bunun altını kırmızı çizgilerle çizmekte fayda var diyorum. Evet, Mustafa Kemal Atatürk'e lanet okuyanlara da gelsin bu türkü, bu güzel. Erdal Bey'in o güzel bas baritondan mı geldi? Tenordan geldi değil mi? Ve muhteşem bir sunuştu. Güzel bir sunuşla başladık. Bize de bu yakışırdı. Halk TV'ye de bu yakışırdı. Aslında bu ülkeye bu yakışırdı. Hutbelerde ona lanet okuyorlar ya. Ona lanet okuyanlar gidiyor Atatürk'e küfür eden tarihçiyi ziyaret ediyor. O ziyaretin fotoğrafını da 10 Kasım'da paylaşıyor. Ama gelin görün ki bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e milli mücadele döneminde Ankara müftüsü Rıfat Börekçi karısı ve kendisi için biriktirdiği kefen parasını götürerek alın diyor. Bunu milli mücadelede kullanın diyor. İşte o Rıfat Börekçi hem de hakkında çıkarılan idam fermanına rağmen Atatürk'ten yana oluyor. Tam bağımsız Türkiye'den yana oluyor ve o tam bağımsız Türkiye'den yana olan müftü Atatürk'ün kurduğu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın birinci başkanı oluyor. Şimdi o koltukta bir zat-ı muhterem oturuyor, Atatürk'e lanet okuyor. Hadi canım sende, hadi canım sende, hadi canım sende. Evet Kemal Bey, merhaba, tekrar hoş geldiniz, bayramınız kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Atatürk'le başladık. Siz Kemal Baytaş öncelikle bir kısaca kendisini anlatacak ama Atatürk'ü gören bir yüz var karşımızda. Atatürk'ü 1937 yılında görmüş, Diyarbakır'da görmüş Kemal Baytaş var. Kemal Bey'e sözü bırakıyorum. Hem kendisini anlatsın hem de Atatürk'le ilgili o kadar anısı var ki, o kadar görkemli anısı var ki. Buyurun Kemal Bey. Adınız da Kemal zaten. O bahsettiğiniz olay 1937'de Diyarbakır'da geçti. Ben Diyarbakır'da, babam ilkokul baş öğretmeniydi. Ziya Gökalp Okulu vardı ilkokul. Sanıyorum 3. 4. sınıfta öğrenciydim. Bir de benim yanımda oturan bir kız çocuk vardı. Nurhan Altıok. Bu da valinin kızıymış. Vali soyadı Altıok, şimdi hatırlamıyorum. Şimdi Atatürk gelecek diye bizi en az bir hafta 10 günden hazırlamaya başladılar. Bana pantolon, beyaz pantolon, beyaz gömlek. Buraya hoş geldiniz. Valinin kızına da yine beyaz etek, gömlek ve Cumhuriyet diye yazılar yazdılar. Ve gittik istasyona. Atatürk Diyarbakır'dan önce Elazığ'a gitmiş. Elazığ'ın ismi o zamanlar El Aziz'di. Yani El Aziz. Azizler diyarı. Orada halka nutuk çekerken sevgili Elazığlılar demiş ve Elazığ'ın ismi oldu. El Aziz ismi oldu. Oradan Diyarbakır'a geldi. Biz gittik istasyonda karşılıyor. İstasyonda böyle lokomotifler geliyor. Zeytin dallarıyla süslenmiş. Herkes büyük bir heyecan içerisinde. Biz en önde Atatürk nerede inecekse bizi oraya götürdüler. Ve Atatürk indi. İner inmez biz hemen yani biz de harekete geçtiler. Koşun çiçekleri verin diye. Çiçekleri verirken beni ve o Nurhan adlı öğrenciyi eğildi, yanaklarımızdan öptü, çiçekleri aldı. Tabii oradaki mahiyetine verdi. İşte ilk görüşüm o zaman oldu. Orada Atatürk yine bir Diyarbakır'da halk birikmiş, onlara bir nutuk çekti. Orada da dedi ki sevgili Diyarbakırlılar. Oranın ismi de Diyarbekir'di. Yani Bekirler Diyarı'ydı. Ve ismi de Diyarbakır oldu o zaman. Tabii o olaydan sonra ben 10 gün, 20 gün uyuyamadım. Hep Atatürk'ü rüyamda gördüm. Çok bizim için çok büyük bir onurdu. Evet. Hatta ben bundan birkaç sene evvel acaba onun fotoğrafı var mıdır diye uğraştım. Başaramadık, bulamadık. Bulamadınız. Yani. Şimdi tabii Diyanet İşleri Başkanı Atatürk'e diyor ki ben diyor lanet okumadım. Dua okunur Atatürk'e. Bir duasını görmedik şimdiye kadar. Fikret Bila ne kadar güzel yazmıştı o iki gün önceki yazısında. Öyle söylüyor ya Ali Erbaş, Sayın Ali Erbaş
diyelim de nezaketimizi biz koruyalım. Atatürk'e dua okunur diyor. Bir duasını dahi duymadım ben. Geçen sene 30 Kasım'da, 30 Ağustos'ta Tekirdağ Belediyesi'nin düzenlediği bir etkinliğe gitmiştim. Orada Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Albayrak hüzünlüydü. Cuma namazından sonra gelmişti. Cuma hutbesinde Atatürk'ü adını anmadılar demişti. Çok üzgündü ama orada yaptığı konuşmada 100 bin kere Atatürk dedi neredeyse. Evet, şimdi o zaman Kemal Baytaş Türkiye'nin önemli bürokratlarından, konuşmamızın ilerleyen bölümlerinde onu daha da iyi tanıyacaksınız. Atatürk'ü yakından görmüş bir isim olarak da bugün burada. Menderes dönemini, Atatürk dönemini, daha sonraki Demirel dönemini, Özal dönemini, hepsini, Ecevit dönemini yaşamış, görmüş, geçirmiş birisi. Dilerseniz Kemal Bey, biz bir Atatürk'e selam daha gönderelim. Değil mi Erdal Bey? Gelen mesajlar, atamla o kadar güzel başladınız ki diyor, harika bir program olarak diyor, izliyoruz şu anda diyor. Konuklarınız muhteşem, hele Sayın Kemal Baytaş'a bayıldım. Siz atamızı görmüş deyince şok oldu, maşallah ona. Ne kadar büyük bir gurur değil mi? Keşke hepimiz görebilseydik. Keşke uzun ömrü olsaydı, uzun yaşasaydı. 50 değil de 107 yaşına kadar yaşasaydı, 110 yaşına kadar yaşasaydı. Şu ülkeyi görkemli bir hale daha da iyi bir şekilde getirseydi. Sarı saçlı mavi gözlüm. Sana hasret, sana vurgun gönlümüz. Neredesin mavi gözlüm? Nerede, nerede, neredesin dost? Bu gemi, bu Karadeniz, sarı saçlı mavi gözlüm. Nerede, nerede, neredesin dost? Bu gemi, bu Karadeniz, sarı saçlı mavi gözlüm. Sarı saçlı mavi gözlüm. Nerede, nerede, neredesin dost? Bu gemi, bu Karadeniz, sarı saçlı mavi gözlüm. Sarı saçlı mavi gözlüm. Nerede, nerede, neredesin dost? Kurban olam yürüdün yollara. Kara peçe yakışmıyor kullara. Neredesin dost? Uyan bak bizim hallara. Sarı saçlı mavi gözlüm. Nerede, nerede, neredesin dost? Uyan bak bizim hallara. Sarı saçlı mavi gözlüm. Sarı saçlı mavi gözlüm. Nerede, nerede, neredesin dost? Uyan bak bizim hallara, sarı saçlı mavi gözlüm, sarı saçlı mavi gözlüm. Nerede, nerede, neredesin dost? Bulutlar terinden, dağlar kokundan, sarhoştur sevdiğim mahsuni bundan. Neredesin dost? Bir daha gel, gel Samsun'dan. Sarı saçlı mavi gözlüm. Nerede, nerede, neredesin dost? Bir daha gel, gel Samsun'dan. Sarı saçlı mavi gözlüm. Sarı saçlı mavi gözlüm. Nerede, nerede, neredesin dost? Bir daha gel, gel Samsun'dan. Sarı saçlı mavi gözlüm. Sarı saçlı mavi gözlüm. Nerede, nerede, neredesin dost? Harika, harika. O bizi izliyor. Biz onun yolundayız. Onun açtığı, onun kurduğu, onun gerçekleştirdiği devrimlerin yolundan sonsuza kadar gitmeye devam edeceğiz.
Onu hani okulun bahçesinde namaz kılmaya durmuşlar bir yerde. Sanırım Sinop'ta bir okulda. Ve Atatürk'ün büstünü örtmüşler. İbadetimizi gerçekleştirebiliyorsak, namazımızı kılabiliyorsak, Büyük Atatürk'ün sayesinde. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Evet Kemal Bey, Atatürk'ü konuşmaya devam edelim ve Atatürk'ün unutulmaz bir Yunan gösteri sanatçısıyla yaşadığı bir anısı var değil mi? Evet. Siz bunu çok güzel anlattınız hafta içinde bana. Evet. Sizden tekrar dinlemek isteriz ve bütün Türkiye'de dinlesin. Şimdi Diyarbakır'dan sonra ben Ankara'ya geldim, üniversite tahsilimi yaptım. Sonra işte devlette iş aradık. O zaman Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nde iş olduğunu bana söylediler, gittim. Oraya başvurdum. Beni tamam dediler. Çubuk Barajı işletme mühendisliği şeyi var. Kadrosu var ama kadro yok. Sizi oraya atabiliriz ama ameli olarak atarız. Sonradan oraya geçersiniz dediler. Ben dedim ki vallahi ben, bu benim ayıbım değil. Devletin ayıbı. Ben başlarım. Amele kadrosuyla başlarım dedim. Başladım ve müsteşarlık düzeyine kadar makam elde ettim. Yani Cumhuriyet'in projesi. Cumhuriyet'in sizde. Projesi, evet. Şimdi barajda bu göreve başlayınca her hafta sonu genellikle Süleyman Demirel... Görüntüleriniz de geliyor Kemal Bey şu anda. Sizin müze evinizde. Evet. Olağanüstü bir dünya geçmişi var. Dünyanın görmediği ülkesi yok Kemal Bey'in. Her ülkeye gitmiş, her ülkede anı biriktirmiş. Onları konuşuyoruz. Şimdi bir cumartesi pazar yine Süleyman Bey geldi. Ona baraj hakkında bilgiler verdim. Gezdirdim. Baraj hakkında, oranın statüsü hakkında bazı bilgiler sundum. Bu çok hoşuna gitmiş. Birkaç hafta sonra beni çağırdı. Beni Ankara Barajlar Müdürlüğü'ne atadığını bildirdi. O zaman 4 baraj vardı. Bir Çubuk Barajı biliyorsunuz, bir de Çubukki Barajı var. Bayındır Barajı var, bir de Kurtboğazı Barajı var. Bunların işletme müdürü. Benim için önemli bir görevdi. İşe başladıktan en az birkaç ay sonra Çubuk Barajı'nı Ankara'nın el mutena bir rekreasyon merkezi haline getirdim. Yani piknik, sonra hafta sonu dinlenme yeri olarak bütün bahçelerini, parklarını Japonya'dan şeyler getirdim. O zaman şimdi galiba öyle. Japon bahçeleri çok ünlü dünyada. Oradan bahçe mimarisi projeleri getirdim. Onları uyguladık. Bunlar çok büyük sükse yaptı. Oturma yerleri, piknik yerleri en modern şekilde hazırlandı. Hafta sonları 300-400 bin kişi geliyordu. Benim ofisim Atatürk'ün köşküydü. Atatürk'ün köşkünde memurlarım var, 7-8 kişi. 6'da bir salondu. O salonu da dekore ettirdim. Dekore ettirdiğim zaman o salonun belki, Erdal sen hatırlar mısın? 1960'lı yıllarda operanın, ama sen yoktun herhalde, baş dekoratörü Daum diye bir Alman vardı. Evet. Cüneyt Göçer hem operanın hem de tiyatronun genel müdürüydü. Onu rica ettim, getirdi. Ona çok muhteşem bir salon projesi uygulattık. Salon bütün örtüleri değişti, perdeleri değişti, möblesi değişti. Her şeyi değişti ve o salon Ankara'da destan oldu. Herkesin dilinde. O salonda ben en az 3-4 tane yabancı kraliçe ağırladım. Hep orada verildi kokteyller. Hafta sonları da Süleyman Bey, o zaman Süleyman Demirel çok ünlüydü, o zamandan ünlüydü. Yani adı Barajlar Kralı olarak anılıyordu. Ya Celal Bayar yahut Menderes'i baraja getiriyordu ve onlara da... Evet, Atatürk'ün o anısına gelelim. Hani bir Yunan sanatçı... Ama daha geleceğim oraya. Onun ön hazırlığını yapıyorsun. Peki, oraya geleceğim. Şimdi Atatürk dünyada bütün... Ben bu konuda bir yazı yazdım. Dünyadaki bütün çağına damgasını vurmuş liderler. Churchill'den, Eisenhower'e, Kennedy'ye, De Gaulle'a varıncaya kadar Nehru'ya. Hep bunların Atatürk hakkında söyledikleri laflar. Atatürk, çağın tartışmasız lideridir diyorlar. Tartışmasız. Ama tabii onlarla beraber Atatürk'ün dünyada birçok yerde, çünkü onun söylemleri dünyanın her tarafında büyük olay yarattı. Sıradan sanatçılar yahut diplomatlar yahut kültür adamların arasında da böyle yaygındı. Şimdi ben müsteşarlık dönemimin son dönemimde, çünkü ben 83'te kendi isteğimle, yaşım gelmemişti ama
emekli oldum. Türk Tanıtma Vakfı'nı kurdum. Şimdi o zaman Basın Yayın Genel Müdürlüğü bize bağlıydı. Basın Yayın'ın da yurt dışında elçiliklerde basın danışmanı vardı. Bizim Atina Basın Yayın danışmanı görevi bitmiş, Ankara'ya gelmiş. Beni ziyarete geldi. Çünkü ben de onların müsteşarı sayılıyorum. Geldi benim odamda, bana bir şeyler anlattı. Dedi ki, ama efendim benim de çok enteresan bir ilginç hatıram var. Onu da size sunmak istiyorum. Söyle dedim. Dedi ki, Atatürk'ün son döneminde 1937-38 yıllarını İstanbul'a bir revi gelmiş, Yunan revisi. Bu da İstanbul'da artık çok büyük sükse yapmış ve kapalı gişe oynuyormuş. Şimdi oraya Atatürk gittiğinde Atatürk'ü oraya götürmüşler. Atatürk de çok beğenmiş. Temsilden sonra bütün artistlerin hepsinin ellerini sıkmış, tebrik etmiş falan. Ama bütün, işte bu kadını atmış, oradaki bütün şeyler, sanatçılar, revinin elemanları Atatürk gelecek diye o gece uyumamışlar. Çünkü Yunanistan'da da Atatürk hakkında çok güzel şeyler yazılıyor. Atatürk'e Yunan halkı, o zaman neyse başka bir konu bu ama Trikopis'in var. Trikopis'in vardı. Şey, evet, onu esir alıyor ama ona esir muamelesi yapmıyor. Sen benim Yunan komutanı esir alıyor ama başka da şey komutan. Hı-hı. Esir alıyor ama sen diyor benim misafirimsin bundan sonra. Öyle savaştan olacak. Sonra. Savaşın içinde. Hı-hı. Ve ayrıca Atatürk şeye geliyor. İzmir'e. Kordon'da Yunan Başkonsolosluğu var. Oraya çıkarken ayağının altına bir bayrak konuyor. O bayrak Yunan bayrağı. Atatürk diyor kaldırın bu bayrağı burada. Hı hı. Bu bir milletin onuru ve namusudur diyor. Yunan bunlar, sanatçılar bunları okumuşlar. Okumuşlar. Hı. Hep öyle geliyorlar. Ve Atatürk'e yani derin saygı. Çok derin saygıları var. Dediğim gibi ellerini sıktı diye yani günlerce uyuyamamışlar o artistler. Şimdi bu artist anlatmış. Şey, bunun adresini bulmuş. Safter bunun evine gitmiş kadının. Evinde de Atatürk'ün işte bir resimden kesiyor. O çerçeve yapmış. Orada asılı. Atatürk ilk gece gelmiş. İkinci gün yine gelmiş. Bir de Ankara'ya döneceği gün bir daha gelmiş. Üç temsile gitmiş orada. Son günde şeye yani bu baş solist denen bu kadına bir mektup yazıyor. İçine $1,000 koyuyor. $1,000 koyuyor. Diyor ki ben yarın Ankara'ya gidiyorum. Size başarılı. TL. Efendim? TL mi? 1,000 TL. 1,000 TL. Bin TL ama o zaman o 1,000 TL 3 tane yalı alırdın orada yani. Diyor ki size başarılar dilerim. Sizi çok beğendim falan iltifat ediyor. O kadın da bunu kesiyor. Resmi alıyor. Diyor ki şeye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'e ben kendime lazım olanı aldım. Teşekkür ederim. Size de başarılar ve uzun ömürler diliyorum diyor. O da yazı yazıyor böyle. Şimdi olay bu. Aldığı neyi orada kendisine? Bana ait, bana lazım bana, olanı. Bana lazım olanı aldım diyor. Senin resmini aldım diyor. Aha, aradaki size, fotoğrafı aldım. Fotoğrafı da kesmiş. Evinde hala onu şey yapmış, çerçeve ettirmiş, bekliyor. Şimdi Safter'e şunu anlatmış. Ben demiş Atatürk'le tanıştığım zaman yaşım 19-20 idi. Ama ne mavi gözüne. Efendim ben onun ne mavi gözüne aşık oldum ne cinsel bir duygu duydum. Onun insanüstü, çok üstün bir şahsiyet taşıdığı için ona ilgi duydum, saygı duydum diyor. Olayı böyle anlatıyor. Evet. Şimdi bu olayı ben dedi ki davet edelim Safter. Davet yani tanıştığında etkilendiği, gördüğü Atatürk'e böyle bir bağlılıkla, Atatürk'ü böyle bir bağlılıkla anlatıyor. Anlatıyor. Diyor ki ben ona hiç yani bu üstün kişiliğine saygı duydum, hürmet evet. ettim. Olay bu diyor. Dedi ki bana davet edelim Türkiye'ye gelsin. Ben de edelim dedim, çok iyi olur. Ama devlet olarak mı edelim? Yani devlet belki iyi kaçar, bilmem şu olur, bu olur. Dedi ki siz müsteşar olarak imza atın ama Türk Tanıtma Vakfı olarak da yine imza atın. İkisini birden davetsiz olur. Hı hı. Şimdi o zaman Pire'de başkonsolos vardı. Benim iyi arkadaşımdı. İsmi Yaşar Togo. Yaşar Togo'ya bunu söyledim. Yaşar Togo bundan çok ilgilendi. Ve gidip kadının evini buldular. Ama kadın 2 ay evvel ölmüş. Davet edemedik Türkiye'ye. Evet. Öyle bir olay var. Evet, çok güzel. Şimdi o zaman bir kısa bir ara verelim. Tekrar müzikle devam edelim. Bir de Sabahattin Ali'yi analım değil mi? Aldırma gönül diyelim mi ha, Erdal Bey? Tabii. Evet. Bugün gerçekten yine onlarca çok güzel mesajlarınız geliyor. Bir kere değil, 1000 kere Atatürk, Atatürk'ü sevmek, anmak, gurur duymak ne mutlu bize. Rahmetle anıyoruz, minnettarız.
Gülbey, Sevgi Gülbey Hanım'ın gönderdiği mesaj. İyi bayramlar Kıbrıs'tan. Bu başarılı ekibe selamlar diyor. Size geliyor bütün bu selamlar. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Biz orada bu şarkıyı çok severler. Sinop civarında. Evet. Samsun Yakakent'te benim memleketim, orada da çok sevilir. O zaman daha böyle tenordan ve daha coşkulu bir ses çıkacak. Başarılı elmesin, aldırma gönül aldırma. Başın öne eğilmesin, aldırma gönül aldırma. Ağladın duyulmasın, aldırma gönül aldırma. Aldırma gönül aldırma. Gönül aldırma. Ağladın duyulmasın, aldırma gönül aldırma. Aldırma gönül aldırma. Gönül aldırma. Dışarıda deli dalgalar gelir duvarları yalar. Dışarıda deli dalgalar gelir duvarları yalar. Seni bu sesler oyalar. Aldırma gönül aldırma. Aldırma gönül aldırma. Gönül aldırma. Seni bu sesler oyalar. Aldırma gönül aldırma. Aldırma gönül aldırma. Gönül aldırma. Görmek istersen denizi, yukarıya çevir yüzü. Görmek istersen denizi, yukarıya çevir yüzü. Deniz gibidir gökyüzü. Aldırma gönül aldırma. Aldırma gönül aldırma. Gönül aldırma. Deniz gibidir gökyüzü. Aldırma gönül aldırma. Aldırma gönül aldırma. Gönül aldırma. Evet, tenor Erdal Şen, Devlet Opera ve Bale sanatçısı. Emekli. Emekli artık ama o emekli, ses emekli değil daha. Şöyle ses, böyle idare eder. Yeni stajyer öğrenci gibi daha, konservatuvara yeni girmiş öğrenci gibi. Savaş Bey'in de ellerine sağlık, akordiyonuyla muhteşem eşliği. 40 yıldan beri beraberiz. 40 yıllık İlhan Feyman'dan beraberiz. Müthiş bir takım. Takım oyunu zaten. Evet, müzikte, 40 yıllardır birlikte çalışmanın keyfini yaşıyorum Erdal Bey'le ben de. Evet. Şengül Gün Gökler diyor ki, biz daha hiç konuşmaya başlamadık. Atatürk'e dil uzatanlara duyurulur. Neyse Şengül Hanım, biz sizin yerinize konuşuyoruz bugün. Bayramın birinci gününde Atatürk'e, Atatürk'ümüze sahip çıkıyoruz. Onu anmaya her zaman devam edeceğimizi dediğim gibi kalın çizgilerle vurguluyoruz. Şimdi Kemal Bey, devam edelim. Atatürk'ün filmi, uluslararası bir filmi çekilecek. Siz Turizm Bakanlığı müsteşarıyken teklif geliyor. Ve bakın kimlerin oynamasını teklif ediyorlar Atatürk'e yakışan bir şekilde. Buyurun dinleyelim. Yine müsteşarlığımın son dönemlerinde Türk halkı onu iyi tanıyor. Ahmet Ertegün beni aradı. Ahmet Ertegün bir Hollywood sanatçıları ve senaryo yazarlarıyla Türkiye'ye gelmiş. Ve bazı görüşmeler yapacaklarmış genelkurmayda.
Benden de randevu aldılar. İkinci günde bana geldiler. Şimdi bu Atatürk filminin senaryosunu yazan kişi 2 sene uğraşmış, Atatürk'ü etüt etmiş. Hakikaten de iyi bir senaryo hazırlamış. 500 bin liraymış bunun ücreti. Bu 500 bin liranın 250 bin lirasını Ahmet Ertegün vermiş. 250 bin lirasını da Türkiye'de hallederiz demiş. Yani Türk hükümeti karşılar demiş. Şimdi bunlar gitmişler genel kurmaya. O zamanki şimdi yani bu anlattığım 20 sene yakın bir zaman oluyor. Genel kurmayda herhalde karargahta onlarla bunu anlatıyorlar, olayı anlatıyorlar. Ve bana dedi ki Ahmet Ertegün, ben biraz şey yaptım dedi, yani hayal kırıklığına uğradım. Niye dedim? Dedi ki askerler Atatürk'e bir insan olarak bakmıyor dedi. Yani o tek ki üstün bir varlık, kutsal bir varlık olarak bakıyorlar. Atatürk'ün içki içmesi, sigara içmesi yahut kadınlarla olan ilişkisini katiyen bu senaryo içerisine koymayın demişler. O da demiş ki onu koymayınca o film Atatürk olması hiç kimse seyretmez demişler. Neyse biraz ikna etmişler. Sonra demişler işte kimler oynayacak bu filmi. Benim hatırımda kalan o, şu ikisini iyi hatırlıyorum. Kirk Douglas'la Yul Brynner var ya, meşhur olarak Yul Brynner var. İkisi de. Onlar. Kirk Douglas 5 Şubat 2020'de bu sene kaybettik. Spartacus filminde, 20. yüzyılın en güzel filminde oynamıştı. Spartacus evet. Biliyorum, Spartacus oynadı. Şimdi o birisi de bir Kazaklarla ilgili film yaptı. O da ünlüdür Yul Brynner. Şimdi hatta Kirk Douglas bu senaryoyu almış, okumaya başlamış. İyi de konsantre olmuş yani o da. Hazırlanmış bu olay diye. Ama işte bunlar giderken demişler ki orduya bu savaşlarda, Atatürk'ün ömrü savaşlarda geçti. Mesela Çanakkale Savaşı, Sakarya Savaşı, işte Büyük Taarruz falan. Bize belki de... Kirk Douglas fotoğrafı var mı arkadaşlar? Bize demişler çok figüran lazım asker olarak daha çok. Siz bu sahnelere yardımcı olur musunuz demişler. Ona da olumlu cevap alamamışlar. Ya demiş ki Ahmet Ertegün, biz mesela Çanakkale Savaşı'ndan bahsediyoruz değil mi? Onlar da hepsi bu film içinde yer alıyor. Atatürk ölmeyi emrediyorum dediği zaman biz sıradan sokaktan bir figüran bunu anlamaz ne olduğunu. Oradaki askerin gözlerindeki çakmaklık, inanış bunları da vermek istiyoruz demişler. Yani tamam demişler ama o kadar ilgi göstermemişler. Zaten paraya da hiç yarışmamışlar. Evet. Yani adamlar geldi, gittiler. Sonra beni aradı 3-5 ay sonra şey Ahmet Ertegün. Yani 500 liralık şeyi, senaryoyu 1,5 milyona satmış şey. Bir Ermeni iş adamı almış galiba. Yani o olayı da öylece yok oldu gitti. Halbuki bir Hollywood filmi olsa çok daha başka müthiş, film olurdu. Tabii Kirk Douglas oynayacaktı bir de. Yani. Daha da anlamlı olurdu. Bir Kirk Douglas fotoğrafı var mı arkadaşlar? Bir bakalım şöyle. İşte. Kirk Douglas. Evet, o eski hali ama şu, onun bir Spartacus filmindeki hali olacaktı. Atatürk'ü olacak. Öbürü oğlu zaten onun. Michael Douglas. Evet, şimdi o zaman bir müzik arası verelim tekrar. Bir çökertme diyelim mi? Ege'ye gidelim mi? Ege yöresine, bütün Egelilere. Evet. Egelilerin Atatürk aşkı bambaşkadır. Aydınlı'nın, İzmirli'nin, Balıkesirli'nin, Çanakkale'nin, Muğla'lı'nın, Bodrumlu'nun hepsinin bambaşkadır değil mi? Evet. Çanakkale geçilmez demiş bir Çanakkale'liler var. Çıktım da halelim, aman başım selamet. Çökertmeden çıktım da halelim, aman başım selamet. Vites de yalısına varmadan halelim, aman koptu kıyamet. Vites de yalısına varmadan halelim, aman koptu kıyamet. Ergedeşim İbrahim Çavuş Allah'ıma emanet. Ergedeşim İbrahim
aspat değil Halil'im, aman bir tez yalısın. Yüreğime ateş saldı, dostlar kurşun yarası. Burası da aspat değil Halil'im, aman bir tez yalısın. Yüreğime ateş saldı, dostlar kurşun yarası. Gidelim, gidelim Halil'im, çökertmeye varalım. Gidelim, gidelim Halil'im, çökertmeye varalım. Kolcular gelirse Halil'im, nerelere kaçalım. Kolcular gelirse Halil'im, nerelere kaçalım. Teslim olmayalım Halil'im, aman kurşun saçalım. Teslim olmayalım Halil'im, aman kurşun saçalım. Burası da aspat değil Halil'im, aman bir tez yalısın. Yüreğime ateş saldı, dostlar kurşun yarası. Burası da aspat değil Halil'im, aman bir tez yalısın. Yüreğime ateş saldı, dostlar kurşun yarası. Bravo. Başta dağlarında çiçekler açan İzmir'e selam olsun. Bütün o Ege'ye ve bütün Anadolu'ya selam olsun. Çökertmeyle birlikte onları selamlamış olduk. Selam. Hafta içinde Cumhurbaşkanlığı sözcüsü, biz masalları olan bir coğrafyanın çocuklarıyız. Bize 150 yıldır modernleşme adı altında başkalarının hikayeleri anlatıldı. Artık kendi hikayemizi yazma zamanıdır. Vallahi İbrahim Bey, kendi hikayemizi yazıyoruz. Bir Nazım Hikmet'imiz var. O kadar güzel hikayeler, o kadar güzel şiirler yazdı ki dünyanın dilinde, haberiniz var mı? Hasan Ali Toptaş, modern edebiyatımızın çok usta isimlerinden birisidir. Neredeyse 50 dile çevrilen romanları var. Ahmet Ümit, neredeyse 60 dile çevrilen romanları var dünyanın dilinde. Ha, ayrıca Marquez'de, işte Kolombiyalı Meksika'da ölen Marquez'de yazdığı 100 yıllık yalnızlıkla bir kültür emperyalizmi falan yapmıyor. Umurunda bile değil. Kim okuyacak, kim yazacak diye. Biz okuduk, aydınlandık, sorgulamaya başladık hayatı. Ya da Dostoyevski, Raskolnikov'u yazarken, Suç ve Ceza'yı yazarken hiçbir zaman böyle bir kültür emperyalizmi yapacak diye bir belki haberi bile yoktu bizden. Ama biz okuduk onu, aydınlandık. Hepsini okuyoruz. Sezai Karakoç'u da okuyoruz biz. Nazım Hikmet'i de okuyoruz. Sadi Şirazi'yi de okuyoruz. Marquez'i de, Borges'i de, Hemingway'i de, Balzac'ı da, Tolstoy'u da okuyoruz. Kültürün emperyalizmi olmaz. Kültür hepimize gereklidir. Platon'u da okuyoruz. İşte bakın, felsefenin öyküsü Alfa Yayınları'ndan çıktı. Biryan Magi'nin yazdığı muhteşem bir resimli. Bence alıp okuyun. Hem felsefeyi anlamış olursunuz. Felsefeye de bir başlangıç yapmış olursunuz. Onun için kendi öykülerimizi yazmaya başlıyoruz derken, kendi öykülerimizi yazdı. Feodalizme, emperyalizme en büyük meydan okuyan çok büyük bir kahramanı yazdı Yaşar Kemal. İnce Mehmet'i yazdı. Haberimiz var bizim o kahramanlardan. Biz okuyoruz onları. Eksik olmayın. Evet Kemal Bey, Nazım Hikmet'e girelim değil mi? Ben Nazım Hikmet'e gireceğiz de daha önce siz İstanbul'daki camideki, hutbedeki bir konuşmayı dile getirdiniz. Ben ona biraz değinmek istedim. Tabii siz de yılların bürokratı olarak o dönemi, Menderes dönemini, Ecevit dönemini, Demirel dönemini yaşayan birisi. Şimdi, yani Menderes döneminde mesela öyle bir şey olabilir miydi? İşte onu anlatacağım. Ne Menderes ne de şey döneminde, Cahil Bayar. Çünkü onların laik cumhuriyetle bir sorunları yoktu. Atatürk'le bir sorunları yoktu.
Ben Cağrı Bayar'ın barajda konuşurken ağzından şunu aynen kulaklarımla duydu. Atatürk'ü sevmek bir ibadettir dediğini duydu. Şimdi bu insanların... Celal Bayar diyor. Celal Bayar. Zaten Deniz Baykal anlatmıştı. Sayın Deniz Baykal bayramını buradan kutluyoruz. Ben bunu başka da söylemiştim. Evet, Deniz Bey anlatmıştı bir programda. Bana anlatmıştı. Bizim Halk TV'deki bir programda bize anlatmıştı. İsmet Paşa Celal Bayar'la konuşurken çok partili hayata girişin altyapısını oluştururlarken ona şunu çok net bir şekilde söylüyor. Her şeyi yapabilirsiniz ama sakın, sakın laik cumhuriyetten asla ve asla taviz vermeyin. Evet. Celal Bayar herhalde onun da etkisinde kalmıştır. Zaten dünya görüşü öyle. Şimdi çıkıyor elinde bir Osmanlı kılıcı. Peki dünyaya bir mesaj veriyor. Nedir o mesaj? Kılıç neyi simgeler? Kılıç savaşı simgeler. Ölümü, kanı simgeler değil mi? Hı hı. Ne demek istiyorsun? Yani benim dilimden olmayanlara has seferlerdeki gibi boyunlarını uçuracağım mı diyorsun? Yani tam öyle mi diyordur sizce? Bana göre öyle diyor. Ne demektir? Kılıcı bana tarif edin. Kılıç da neye çıktı? Yani sizinle arabada konu. İşte sağ elini alırken işte farklı, sol elini alırsa farklı. Onu şimdi söylüyorlar. Yani o zaman o da bir hurafe. Şimdi bakınız bu Osmanlı yani Celal Bayar döneminde olsaydı bu olay. Hı hı. Anında o Diyanet İşleri Başkanı inmeden görevden alınırdı. İnmeden daha orada. Hakkında bütün savcılar Atatürk'e hakaretten suç duyurusunda bulunur dava açarlardı. Bütün savcılar. Şimdi bir tek savcı yok. Yani şey açan. Şimdi olayı öyle düşünüyorum. Sen oraya çıkacağını bak. Demin dedik ya sen dedi, bu turizm bu sene berbat. Ne olacak? Ben de biraz konuştuk. Eline böyle bir fırsat geçmiş. Yani Ayasofya sıradan bir kilise ve cami değil. Ayasofya gibi bir yerde hutbeye de çıkıyorsun elinde bununla. Onun yerine sen elinde bir elinde bir güvercin, bir elinde bir karanfil demek olsaydı dünyaya şu mesajı verseydin. Başta bütün emperyalist devletlere. Sizin burada Irak'ta, Suriye'de ne işiniz var? Avrupa'da, şeyde Afrika'da ne işiniz var? Hiçbir dinde başkasını söndürerek, savaş ilan ederek, kelle keserek sömürmek yoktur. Bizim dinde de yoktur. Bunu dünya anlatsaydı... Tabii. Amerika'nın ne işi var orada? Suriye'de ne işi var? Ne biliyorsunuz? Türkiye'nin de imajı değiştirdi, İslam'ın da imajı der. Bunlar İslam'a da çok kötülük ettiler. Türk milletine de kötülük ettiler. Zaten bunlar Türk milleti demiyor. Yani ümmet diyorlar. Evet. Evet, güzel. Çok güzel oldu. Bu da güzel oturdu. Bunu da güzel anlattınız. Zaten biz de bunu anlatmaya çalışıyoruz programlarımızda. Atatürk'le bu ülkenin hiçbir zaman bir sorunu olmadı, olamaz zaten. Dünyanın ama şöyle de bir gerçek var ki sevgili Halk TV izleyicileri, bayramın ikinci gününde ne yazık ki bunları konuşmak zorunda kalıyoruz. Ama Atatürk'e sahip çıkma söz konusu olduğu zaman akan sular durur bizde. Hiç tereddüt yok bunda. Asla ve asla bir tereddüt yok. Söz konusu Atatürk'se gerisi teferruattır. Ben uygun görür müsünüz burada? Tabii buyurun. Ben diyorum ki Tanrı Atatürk'ü bir... Türkiye bir İslam ülkesi. Türkiye'ye bir ışık, bir güneş diye gönderdi bana göre. Kesinlikle. Bu güneşi balçıkla sıvamaya kalkanlar o güneşin kahredici o alevleri arasında kahrolup tarihe gömülür giderler. Sıvanmaz. Güneş balçıkla sıvanmaz zaten. Hüseyin Bey diyor ki tüm dünyanın saygı duyduğu böylesine bir kurtuluş savaşı vermiş eşsiz komutana bir avuç insanın gücü yetmez. Bir ölür, bin diriliriz. Atam izindeyiz. Teşekkürler Hüseyin Bey. Gönderin böyle güzel mesajlarınızı. Okuyalım, paylaşalım. Bütün Halk TV izleyicileri bayramın ikinci gününde işte bir bayram tadında bir program yapmak istiyorum, istedim ben bugün. Böyle yapalım dedik. Müziklerle, anılarla ülkemizi ve Atatürk'ü hatırlayalım dedik. Değil mi? Şimdi tabii bir Çanakkale Savaşı vardı. Önemli, dünyanın en önemli savunma savaşlarından birisidir. Bir de Moskova savunması vardı. Stalingrad savunması. Stalingrad'ı aşamamıştı işte Hitler. Diktatör Hitler aşamamıştı. Stalingrad'da yerle bir etmişti Moskova ordusu onu. Büyük kayıplar olmuştu ama bir Moskova gecelerine gidelim mi? Bir Kalinka yapalım mı? Evet. Erdal Bey. Ya hemen sorgusuz sualsiz kadın.
Слывчив саду даже шорохит, Твое замерло до утра. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Речка дивится и не дивится, сняли злоного серебра. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Моя сады ягода малинка, малинка моя. Калинка моя, сады ягода малинка, малинка моя. Калинка, калинка, калинка моя, сады ягода малинка, малинка моя. Evet, bravo, bravo. Bayram tadında bir program yapalım dedik ve hem ülkemizden hem yurt dışından Kalinka'yla bitirdik bu bölümü. Kemal Bey çok teşekkür ediyorum. Ben bir şey anlatmak istiyorum ama kısa, çok kısa bir şey. Çok kısa. Şimdi Bangkok'ta yine bir Türk haftası yapıyoruz. Tabii Erdal da var. Ben Büyükelçi'yle bir masada oturuyorum ama Büyükelçi o gün, o gala biz işte gece diye, oraya 8-10 tane yabancı Büyükelçi çağırmış. Şimdi onunla otururken yanımdaki bir adam dedi ki, ben dedi Avrupa Birliği'nin büyük elçisiyim dedi. Bizim bir melodi var dedi. Beethoven. Beethoven'in 9. senfonisi. Anlattı. Ben bunları bir mektup yazdım. Bunlar da sahnede. Dedim ki Erdal bak, yanımda büyük elçiler var ama bir de Avrupa büyük elçisi var. Onların bir resmen kabul ettikleri bir melodi varmış. Galiba 9. senfoni diye. Bunu da söyler misiniz dedim. Buna yazdım.
Bu bana başka bir mektupla cevap veriyor. Kemal abi diyor, masanızdaki büyükelçiler hangi memleketin büyükelçileri? Ona da bize bildirir misin dedi. Ben de yazdım. Rus, İtalya, Almanya, İsrail, bütün elçileri yazdım. İspanya. Bunları yazdım. Bu evvela bunu söylediler 9. senfoniye. Sonra dediler ki bu çıktı. Bu benim yurt dışında hem solistim yani sanatçım hem de spikerimdi, sunucumdu. Şimdi dedi ki sayın bizim başkanımız ve büyükelçimizle oturan büyükelçiler var. Şimdi onların da onuruna onların memleketlerine ait şarkılar sunacağım dedi. Başladı şeyde İsrail'de neydi o meşhur bir şeyleri var. Havana Gilla. Onu söyledi İsrail, falan. Evet. Arkasından dedi ki şimdi Alman. Alman'ı da ben hiç bilmiyordum. Alman Lili Marlen var. İyi biliyorum. İkinci Dünya Harbi'nde onların şeydi. Çok ünlü şarkısıydı. Arkasından Rus dedi, Galinka dedi, bilmem İtalya şeyleri, Napoliten. O büyükelçileri hepsi gelip beni sarıp öptüler. Evet. Ben orada çok heyecanlandım. Çok güzel, harika. Evet, görkemli hatıraların birinci bölümünü burada noktalıyoruz. Kemal Bey çok teşekkür çok ediyoruz. Teşekkür ederim, sağ olun. Erdal Bey, Savaş Bey size de çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Güzel bir bayram sabahı yaşattınız bize. Sağ olun, var olun. Süreyya Üzmez, buyurun. Çok kısa bir şey söyleyebilirim. Ama çok bitiriyoruz. Çok kısa, çok kısa. Ben operadan emekliyim, 66 yaşındayım ve sağlıklıyım. Kullandığım hiçbir alet yoktur. Bu 65 yasağı kaldırılmalı. Akşam 8'den sonra kaldırılmalı. Sanatsal faaliyetler, kültürel faaliyetler hep akşam 8'den sonra. Durmamalı. Evet. Bunu da Erdal Bey dile getirdi. İkinci bölümde çok güzel müzikle devam edeceğiz. Üçüncü bölümde Yusuf Atılgan'ı anacağız. Oğlu bizlerle birlikte olacak ama... Kısa bir aradan sonra sakın bizden ayrılmayın.